Denizi Taşırmanın tam sırasıdır yazısını okuyan Cemal Süreya, iki damla gözyaşıyla denizi taşıran ilk insandır Sali demiş. Çağdaş Türk ressamları, soyut figüratif resim sanatının usta ismi Sali Tuğra'nın atölyesine konuk oluyor. Sanatçımızın dünyasına giriyoruz. Sali ile 2006 yılında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergisinde tanıştık. Ve ondan sonra atölyesine geldim. Tanışıklığımız devam etti fakat 10 yıl sonra kameralarla giriyorum atölyesine. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sizin aslında edebi bir kişiliğiniz var. Bazı yazılarınızı taradım şöyle, gazetede çıkan sözlerinizi falan. Gizlilik insanın hilesidir diyorsunuz. Yani kırılgan bir tarafınız var ama bunu resimle boşaltıp diyorsunuz ki bana yorum yapmasınlar, resimlere yapsınlar. Doğru mu? Nasıl tarif edersiniz kendinizi? Gizem ve gizlilik. Gizem çözülmesi gereken, araştırılması gereken belirsizlikler veya bilinmeyen şeylerin toplamı, silsilesi. Gizlilik ise bir şeyi saklamak. Saklamak da daha çok bir çıkara, bir hileye, bir kurnazlığa, bir olumsuzluğa işaret eder. Onun için gizliliği o anlamda kullanmışımdır. Yani sanatçının daha çok gizemli olması, gizemi tanımlaması, gizemi araması, bilinmeyenlere yolculuk gizemle ilişkili tabii. Gizlilik çok yüzeysel ve sığ. Bu gizlilik bir mahremiyet olabilir mi? Belki bazı özel yaşamlara tabii ki vardır. Ama bizim konuştuğumuz tabii ki sanatın içerisindeki alanlarıdır. Tabii orada gerek yok tabii yani. Bilmiyorum, bana göre yok. Ama her şeyin bir gizli de kendi içinde vardır. Siz bir şeyi sunarsınız ama onun oluşum safhalarını siz bildiğiniz için size açıktır. Başkaları onu görür ama tanımlayamaz. Mesela bir içeceğin içindeki kimyasalları, bileşenlerinin isimlerini ve bileşme oranlarını bilemezsiniz. Onun gibi. Aslında çocukluğunuza şimdi en başa dönmek istiyorum. Yani resim nasıl başladı? Tutku çocukluğunuzdan geliyor. Sali nasıl bir çocuktu? Kaç kardeşti? Resim okumaya karar verdiğinde ailesi nasıl bir tepki verdi? Evet. Bunu çok anlattığım, hatta benim anlatımlarımdan bazı ressamlar da şimdi gözümün aklıma geliyor. Böyle tanımlamalara gittiler. Ben köyde doğmuş, büyümüş bir çocuğum. Aile okuma yazma da bilmezdi. Köyden dağlara sığırlarla yazları çıkardık. Orada arazi çok engebeliydi. Sular yukarıdan dökülürdü aşağıya. Küçük gölleşmeler oluşurdu. O küçük gölleşmelerde renkli taşlar her zaman rastlamışımdır. 1-2 yaşları bu. Hiç mübalağa değil bu. Hareketli bir çocuktum. Çok aksiydim. Ve o taşları, renk taşları alır gelir komun. Kom dediğimiz altında sığırların üstünde bizim kaldığımız ev görünümündeki kulübelerdi. Onun tahta duvarlarına o renkli taşlarla hep resim çizmişimdir. Çocukluğumda resim öyle başlamıştır. Resmin ne olduğunu bilmiyordum tabii. Sonra köye indiğimizde odun kömürleriyle bunu daha çok yapmaya başladım. Yani benim resim, duvarlar, defterim, tebeşirler, renkli taşlar, kalemim diyebiliriz. Sonra ilkokula başlayınca hiç unutmam bu şimdi Sali Antik Kentler'de kitabımdaki yaşamımı anlatırken orada da söz ettim. İlkokulda öğretmen sandalyeye bir kız çocuğunu koydu, onu çizmemizi istedi. Hiç unutmam, herhalde kaç yaşlarındaydım işte, 7-8. Onun kenar çizgileri çizmem, sonra yakayı koyup oradan başı çıkartmam da hiç unutamam ve başarılı bir resimdi, evet. Aileniz nasıl bir tepki gösterdi yani resim okuma? Ya ailenin tabii ki bu tür şeyleri ne biliyordu ne de onlarla ilgili bir yorum yapma şansı vardı. Dolayısıyla her şey kendi dünya, dışımızdaki dünya ile kendi iş beğenilerimiz arasındaki yolculukta oluştu, gelişti. Bir birikimin üzerine oturmuş bir aileden gelmiyorsunuz. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Bildikleri
yaşamlarına etkili olan topraktır, tarladır, bitkidir, dağdır, ottur, inektir, tavuktur falan. Resim insanın genetik yapısallığında, insanın kendi varlığında gelen bir şey. Bütün çocuklar resim yapar. Yani tutkuyla, küçüklükten başlayan bir yolculuk aslında. Bütün çocuklar resim yapar. Ama tabii kimileri bunu daha ileriye taşır. Ama hiçbir zaman için iyi resim yaptı diye bir çocuk iyi ressam olacak anlamı çıkmaz. İyi müzik yapanın iyi müzisyen olabilme ihtimali çok yüksek. Var, yüksektir. Hı hı. Fakat resimde böyle bir şey yok. Resim sonra başka bir şey oluyor. Çok bunun örnekleri var. Çocuklukta iyi resim yapanların sonradan bunu beceremediğini. Sonradan çünkü müthiş bir bilgi birikimi, müthiş bir inceleme, analiz, araştırma, hayatı kavrama, onunla birlikte felsefeyi, estetiği, sanat tarihini, doğayı, arkeoloji, jeoloji, sonsuz şeyi bilmek gerekiyor. Ve onların içerisinde resimle çalgalanmak gerekiyor. Öyle alıp kalemi çizmek veya başka yapılanları taklit etmekle olmuyor tabii, evet. Peki sizi etkileyen yani bir ressamla, hangi ressamla tanıştınız küçükken? Hani şöyle bakıp, yani çok güzelmiş. Hayır, hiç öyle işlerim olmadı. Ayrıyeten de hayatım boyunca beğendiklerim oldu ama kimseye ilgi duyup kimseden yararlanmadım. Öyle bir örnek dünyada varsa o ilk öncelerden biriyim. O örneklerden biriyim. Ben kendimle çoğaldım. Kendimi sevdim. Kendi resmime çok tapındım. Ama şöyle bir örnek vereyim sana. Gecenin karanlığında ve kalabalık bir ortamda, yüzlerce insanın olduğu bir yerde ben bir şeyi çizerken o çizdiğim şeye öyle bir odaklanırım gibi aslanın avına odaklandığı gibi. Ben orada hiçbir sesi duymam. Başka hiçbir hareketi görmem. Bunu yapabilen bir adam yaptığını sever. Başkasını fazla ilgilenmez. Dış dünyaya yani kendini kapatıp kendi içsel yolculuk gibi bir şey aslında. Dış dünyaya kapatmıyorum. Dış dünyada ilişkiye girdiğim şeye odaklanıyorum. Dışındakilere hayır. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Konuştuğum, tanıştığım insanları pek hatırlayamam. Bana insanlar buradan bozuyorlar. Biz işte Maksu Hanım sanmıyor. Hiç alakası yok. Sonra ben belleğim zayıflamaktan mı acaba dedim. Çünkü sonsuz ilişkilerden aklıma kalan çok az. Sonra şöyle düşündüm. Bir çam ormanına gidiyorsunuz. Bir çam ormandan bir çam ağacını, ben mesela canlıdır bu Ilgaz Dağları'nda, çamı çizdim. Sonra o birini baktım, hepsi birbirine benziyor. Bir çam ormanını çizmek için bütün çam ağaçlarını çizmek gerekmez. Bir tanesini tanırsın, çizersin ve hepsi birbirine benziyor der gidersin. Ben de insanlar hep birbirine benziyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar, onlar aklımda kalmıyor. Farklı olanı, beni ısıranı, tırdıklayanı aklımda kalıyor. Mesele böyle bakmak lazım. Yani benim dünyamda depolarım çok yüksek değil. Herkes oraya dolduramam. Onun için bencil davranıyorsun, yalnızlaşıyorsun. İnsanlar seni sevmiyorlar. Yani çünkü onlara isimle hitap edeceksin, güleceksin. Ben onları yapamıyorum. Hiç yapamıyorum. Çok da rahatsız değilim. Ben tanışmalardan kaçarım. Mesela çok önemli bir adamla yürüyorum. Arkadaşlar rastlaşır, ben devam ederim. Beni birlik yaşamama kadamam. Sorun olur kafamda. O zaman benim yolculuk yaptığım alanlara, tanımak istediğim varlıklara, objelere, duygulara, düşüncelere, görselliklere zamanım azalır. Onlara net bakamam. Yaradıdan daha büyük güç yoktur. Ben şöyle diyorum. Hiçbir para benim yaradımın önüne geçemez. Ben kendimle barışığımdır. Belli bir gidişim var, belli bir bakışım var. Kimse ne oldu beni fazla ilgilendirmez. İlgilendirdiği an iki dakikada bir insanın bütün yaşadıklarını ve bütün düşündüklerini ben görürüm. Röntgeni çekerim. Adamı görüyorum. Adam kelli felli ama adam şu. Ne yaşamışsa bende hemen resmi çıkıyor. Ama bunu derken de arkada göreceksin. 30 bin desen çizmiş adam. 30 bin. Türkiye'deki Türk ressamlarının toplamının 30 bin deseni herhalde yoktur. Yani bu palavra değil bu. Sezi alanımın güçlenmesi bir birikime, bir yaşanmışlığa dayanıyor tabii. Onun için adam oymuş be, beğeniyormuş. Neyi beğeniyor? Ne yapabilir? Yani şu resmin, şu ilişkiyi hangi para, hangi güç, hangi yakışıklık kurabilir? Fazıl Say'ın piyanoya değmesini hangi güç yapabilir? Onun için öyle büyük falan filan yok. O büyük göründülü cücelerdir onlar. Büyük olanlar bellidir. İşte Pushkin'dir büyük.
Yaşar Kemal'dir büyük. Nazım Hikmet'tir büyük. Atatürk'tür büyük. Öyle Salih'dir büyük. Öyle büyükmüş falan. Ben hiç görmem. Hiç. Üstelik de ezerim. Yani varlığımla, enerjimle, bakışımla ezerim. O gözleyip geçme. Göz müthiş bir olaydır. Bütün bir yaşam içinde toplar ve de oradan fışkırdır. Sen Picasso'ya bak. Ölmeden iki ay önceye kadar gözlerindeki bütün hayatı, bütün sonsuz yaşanmışlıkların toplamının enerjisini herhalde hiç öyle bir silah daha çıkmamıştır. Fışkırtmaktadır. Yani onun için insanların şusu busu, öyle araç gereç, öyle tüketim malları, öyle yapay güzellikler, kalçaların, göğsün, çarptın, çürdün oluşumu, onlar belirlemez. Bilen adamı belirlemez. Duyan adamı belirlemez. Derinliklerde yürüyen adamı etkilemez. Hiç etkilemez. Bir tek şey etkiler. Duygudur, içtenliktir, dürüstlüktür, sahiciliktir. Yoksa bu ülkede sen o en kendini beğenen dediğin duygu duygusallığı karıştırır bilmez. Duygu nedir, duygusallık nedir bilmez. Gizem, gizlilik nedir bilmez. Birçok şeyi, zeka, akıl nedir bilmez. Yaran nedir bilmez. Sezi nedir bilmez. Öngörü nedir bilmez. Çünkü aslında izole bir yaşam, yani yaşamıyorlar. Hayır, şu yani bu da var, senin dediğin de var, şey de var. Buna ihtiyaç hissetmiyor. Çünkü konmuşlarla yaşıyor. Ne konmuşsa kendisinden önce. Mesela ben üniversite hocayken çocuklara derdim. Bak oğlum, annen ve baban hepsi birlikte de olabilir. X adamı Ahmet'i kötü diyor. Hayır, sen kabullenme. Kendin tanı, kendi duyu organlarını yaşama kadar onunla ilgili bir değerler silsilesi oluştur. Bakış geliştir. O senin olur. O zaman sen olmaya başlarsın. Ezbericilikten uzaklaşırsın. Düşünme sistematiğini geliştirirsin. Düşünen insan yok. O öyle demiş, öyledir, bitti. Evet. Zaten biz düşünmüyoruz. Birileri ne diyorsa onu o öyle bakır der. Evet. Şimdi kataloğunuzdaki biyografiye gelmek istiyorum. Orada zaman, yani o dönem, bundan işte 30 yıl önce falan, 3 yıllık yüksek okulu mezunu insanlar 4 yıllık yüksek lisans görmüş gibi diploma alıp profesör oldu. O sistem öyle bir dönemmiş. Bunlar içinden ünlü tanıdığımız, hiç hani isim vermeseniz bile, ressamlar var mı? Akademisyen ressamlar. Orhan'cığım teşekkür ederim. Bu benim için çok sivri bir örnektir. Orada 7 sayfalık bir biyografimi yazarken, daha uzun bir kitabın, büyük bir kitabın ön çalışmasıdır o. Beni resim yaşamında etkileyen, ısıran, tırdıklayan, kırılmalara ve evrilmelere neden olan hareketlerden biridir o. Onu bir de anlatayım. Evet, var. Eğitim mezunu hocayım. Oradan mezunum zaten. Selahattin Taran öğrenci. Prim öğrenciyiz. Rafet Ekiz'le birlikte. Hala daha Türk resminde bizi aşan adam da bekliyor. Onu da anmış olduk. Evet, evet, tabii Rafet Ekiz. Kendisi olan en öndeki adamlardan biriyiz. Orada bana bir hoca, o zaman da akademide öğrenciyim. Ya Salih dedi, ayıp olmuyor mu dedi. Hem burada hoca dedi, akademide öğrenci dedi. Buraya küçültüyorsun. Bak hoca dedim. Burası 3 yıllık ortaokul öğretmeni yetiştiren bir sanat öğretmenliği bölümü. Akademi ise 5 yıllık yüksek lisans veren ve uluslararası akademiler zincirinde olan bir kurum. Ve olayı kapattık. Hiçbir şeyi garantiye almak gibi ısrarım olmaz diyorsunuz yine bu taradığım sözlerden ve bu olaya öfkelenip akademisyenliği, akademiyi bırakıyorsunuz, öğretim görevlerini. Evet, evet. Buna öfkeleniyorsunuz ve para pul yok, hani geçiyor, yok. Tabii. Yani bu gücü nasıl alıyorsunuz, sanatınızdan mı, hani hiç korkmadın diye bir cesaret isteyen bir şey, nasıl bunu başardınız? Nasıl başaracaklar gençler evet, bunu? Evet, aferin, güzel, bunu iyi işler yakalamışsın. Orhan, sen duyarlılık çoksun zaten. Soru sormak çok önemli. Soru sormak bir şey hakimiyet kurmaktır. Bilen kadar olmakla eşdeğerlidir. Yani soru sormak hiç kolay şey değil. Şimdi hiçbir şeyi garantiye almak gibi bir ısrarım olmaz. Bunu insanı sınırlayan bencil tutkular olarak düşünürüm. Onun devamı var. 90 kataloğumda yazar bu. Şimdi bir şeyi garantiye almaya kalkman kendini kandırmandır. Açgözlüktür, zavallıktır. Çünkü hayatın garantisi yoktur. Her şey başlar, yürür ve gider ve ölür. Şimdi memurluk bir garantidir. Benim hiç mülkiyetim yoktu. Hatta o zaman kiralık evim de yoktu.
üniversite bir öğretim görevlisiyim vardı. Doçentliğim geldi, katrosunu almadan ayrıldım. Niye? Oradaki oyunlar, oradaki işte doçent profesör olma numaraları, gidip her birilerinin, ya akıl dışı, insana yakışmayan ne kadar hareket varsa hepsini izliyordum. Ve o zaman şu tespiti yaptım. Yaratığıyla, memurlukla yaratığı yan yana yürüyemez ve bıraktım. Ve bir ressam olarak para kazanmak, resim satarak. Evet, ressam resimden para kazanmalı. Ama hatta, biraz şans oluyor değil mi hocam? Yani açıklayacağım. Şey, hatta Yapıket'ten çıkan bir kitabımda, ben Salih kitabımda şey diyorum. Maaşından ressam mı olur? Olsa olsa malül emekli olur. Nokta. Goya saray ressamı olacağım diye kaybedilmiş koskoca 14 yıl der. Saray ressamı Goya bu tespitinden sonra yalnızca Goya oldu derim. Şimdi Goya da bunu yaşamış. Sarayda çalışıyor. Bağımlı çünkü, bağımsız. 14 orada çalışmış. Ondan sonra bu tespiti yapıyor. Sarayda yükseleceğim diye kaybedilmiş koskoca 14 yıl der. Bu tespitten sonra ise Goya oluverdi. Şimdi bakıyorsun adam üniversite profesör. Resminin altına koymuş yüksek rakamlar. Ve kardeşim ayda 5 tane resim yapsan 100 bin dolardan 500 bin dolar eder. Deme 5-6 bin lira orada çalışıyorsun o zaman. Yalan, sahtekarlık, numara, oyun. Şimdi bak yakında bir olay sana göstereceğim. Ondan sonra bir daha bir şey olursa bunları da somut olarak anlatırım. Evet, yani özgürlük yaratmanın temeli. Ya bağımsızlık. Bağımsızlık ve özgürlük. 2000 yılında da 50 bin dolara resmini satılıyor. Tabii. Bu duygu nasıl? Yani bir resimden para ve 2000 yılında 50 bin dolar da hani büyük bir meblağ aslında. Büyük bir para. Şimdi de ve öyle bir para da Türkiye'de resim zamanı hiç kimse yoktu. Ve orada isimle de kimler pazarlığı yaptı, kime sattım aynen koyuyorum. Niye? Yalandan tiksinirim. Ben geleceğimi anlatmaktan bir gün bir grup ressama böyle 20-30 kişi vardı. Ben dedim yaşadıklarımı anlatmaktan utanıyorum. Çünkü siz inanmayacaksınız. Çünkü sizin hayalleriniz yaşadıklarıma benim erişmez dedim. Tabii kolay değil. Üniversite hiçbir şeyin yokken, kiralık evin yokken üniversiteyi bırakmak resimle. O da yetmez. Oradan bir öğrencimi aldım, İstanbul'a naklettirdim, onunla da evlendim. Yani cesarete bak. Bazen iyidir. Bir şeye yüklenmek, bir şeyle bütünleşmek, bir şeyle akıp gitmek. O zaman olunur. Hesap insan hep sonuçta mağlup eder bak. Bak bunu da ilk defa kullanıyorum. Hesap insanı mağlup eder. Bunu şu anlamda demiyorum. Yaşamdaki her şey için değil ama sanatta, ama kendini aşmada, dönüşümde, değişimde hesap yaparak hiçbir yere varmamız. Çevrenizde hocam yazarlar, şairler, gazeteciler, oyuncular var. Peki bu çevreyi nasıl yaptınız? Atıyorum Cemal Süreyya ile nasıl tanıştınız? Nasıl insanlarla tanıştınız? Nasıl yani? Yani Cemal Süreyya ile restoranda. O zamanlar para kazanan, büyümüş, ünlenmiş, çok para kazanan bir adam değildim. Eskişehir Üniversitesi'ne gelip gidiyordum. Bostancı'da restorana ara sıra takılıyorduk. O tanışmayı benim işimdeki enerjinin, auranın Cemal'deki yansıması olmuştur. Yani onu ben planlayarak yapmadım. Cemal Süreyya ölümünden önce, bir hafta önce beni aradı. Ev telefonu vardı. 90'ın 2 Şubat'ıydı. Ocak, 2 Ocak. Üstü Kalsın şiirini okudu bana. Ve dedi ki Salih, ben bu şiirle dünya klasikleri arasına girdim dedi. Çok etkiliydi. Yani her ölüm ergen ölümdür. Bu tespit de müthiş bir tespit tabii. Sonra 3 gün sonra tekrar aradı beni. Benle ilgili yazdığı Renk Çılgını Salih. Zaten 3 gün sonra da öldü. 9 Ocak'ta. Şimdi onunla tanışmamız orada öyle oldu. Yani sizin bir yanınız bir yerlere değerse orayla bir ilişkiye giriyor. Ne diyorum orada bir şey diyorum. Bir de diyorsunuz ki aslında bu önceki sohbetimize geliyor. Türkiye'de en büyük koalisyon yeteneksizlerin, arsızların birlikteliğidir. Yani bir kalıp oluşturmuşlar, bir grup oraya girmişler. Böyle orada bir fanus içinde böyle yaşayıp bak, gidiyorlar. Sevgili Orhan, yetenekli ve çalışkan arayıştaki insanlar onurlu olurlar. Çok onurlu. Hiçbir para
hiçbir bir değer benim hayatı algılayışımı, hayata bakışımı, davranış biçimimi değiştiremez. Davranış biçimi ancak yaratıklarım çoğaldıkça, bir ileri aşamaya vardıkça bakışım gelişebilir. Değişme değil, o gelişmedir. Evrilir. Ama zayıf adamların bütün şeyi, gücü birilerine yaklaşarak gereksiz işte metiyeler, yani işte dilim varmıyor. Ve bu insanlar, ne diyorum, ülkemdeki en büyük koalisyon yeteneksiz ve arsızların işbirliğidir. Bu yeteneksizler de arsız oluyor aynı zamanda. Ve onlar birleşiyorlar, her şeyi ele geçiriyorlar. Hiçbir güzel adamı almazlar aralarına. Ben Salih'im. Benim desenim dünyada bütün zamanlarda ilk 15 adamın arasına girer. Çok rahat söylüyorum. Benim boyum 1.65, 1.90 demiyorum. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum yaptığımı. Ben de öyle diyorum hocam. Ukala olur muyum o zaman sizce? Ben güzel resim yaptığımı düşünüyorum mesela. Seviyorum resimlerimi. Ben onu şöyle diyorum. Bütün bilgiye dayalı, seziye dayalı, hayatı genel kavrayışın içerisindeki tespitlerin geçerlidir. Bu da şu demektir. Yani bütün bunların sonucunda ben mekanlığı hak ettim demiştim bir seferinde. Ya işte ama bu ölçülerin çok şeyi kapsamalı. Böyle ezbere laflar değil, atmosfer laflar değil. Şimdi yaşam kısa, kuşlar uçuyor diye Cemal Süreyya. Şimdi ne diyeceksin buna? Yaşam kısa, kuşlar uçuyor. Düşün, al. Yaşam bu kadar basit değil, sadeliğe indirgemiş. İki kelime, üç kelime indiriyor. Yani güzelin ölçüleri çok birbiriyle karşılaştırılmaz. Çünkü her insanın güzeli farklıdır. Ama bir de şey var, yaşama katkı sağlamak var. Örneğin bir insan biçimi var. Ama benim mesela şimdi göğüs, omuz, kolu alıp kanada dönüştürmüşüm. Bu resim tarihinde yok, sanat tarihinde yok, arkeolojide yok. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl onu yaşarken yapıyorsun, onun içindesin. Ruh aslı, ruhunuz o an. Ya öyle bir şey yapacaksın diye yola çıkmıyorsun. Evet, ekspresif hızlıca yani. Yaparken, yaşarken o kendinden yol alıyor. Her şey bilinerek yapılmıyor. Yani ararken buluyorsun. Bulurken yeni şeylere ihtiyaç hissediyorsun. Yani o bir akışkanlık. Ve en güzel çalışmalar da öyle çıkıyor değil mi hocam? Bende de ekspresif çalışmalardı. Yani bir şeyi düşünüp yapmak değil de bir başlayıp böyle o an bütün gördükleriniz, yani görsel algınız, her şeyinizle onu çıkarmak. Bütün bunlar çok konuşarak, çok hesap ederek olmuyor. Ve bunların farkındalık da bilmiyorum. Ben de çok genç yaşta olmadı. Yani çok genç yaşta iyi olduğumu biliyordum. Ödülleri ilk bir iki oluyordum ama sonradan hayatı kavradıkça, dünyayı bildikçe, yaşama katılan benim alanımla ilgili her şeyden biraz bilgi sahibi olunca benim yaptıklarımı da bir yere koymaya başladım. O koyduğum yerde onları görmeye başladım. Mesele o. Evet. Ve antin kentlere geliyoruz. Büyük tuvaller. Önce şeyi böyle daha akademik sorular soracağım yani resimle ilgili. Büyük tuvale çalışmanın avantajı ve dezavantajını nasıl görüyorsunuz? Şimdi Orhan, bu o da hesap içerisinde değil. Nasıl büyük yapıyorsun mesela büyük tuvale yani, yapmak? Yani çok küçük o normal çalışma herkes gibi. Sonra da büyük ihtiyacı hissettim. Bunlar da çoğusu burada uzun zamanlardır duru bekliyor. Şuraya 70 tane büyük resim var. Ha, satılıyor ama tek tük satılıyor. Yani şimdi bir toplu alış var. Olacak bu yakında. Çok satılmayan şeyi niye yaptım? Bilmiyorum. O kadar binalar yükseldi. Belki de bilinçaltıyla o hiç düşünmedim ama. Plazalar. Yani olabilir. Hiç düşünmedim. Ama belki de benim belki de sığamadınız artık. Benim resmin büyüdükçe gücünün artacağını düşünmüş olabilirim. Küçük resimde, onu da şu anda çözümlüyorum. Küçük resimde çok fazla yoğunluk katıyordum. Kristalize olmuş renkler üst üste çok çok şey. Onu daha sadeleştirerek, daha zamana ve tuvale yayarak. Sonra tabii büyürken de bazı tespitler yaptım. Nedir bu? Ezbere değil. Siyah, beyaz ve rengi kullandım. Doluluk ve boşluğu kullandım. Doluluk ve boşluğu kullandım. Bunlar dünyada olan şeyler değildir.
böyle siyahla resim yapan dünyada adam yok. Siyah ve renkle. Yani figürlerim hep siyah. Gri ve bir renkli dünya. Yani herhalde yaşamak renkli bir şeyse ölüm de siyah beyazdır yani gibi düşünmüş olabilirim. Böyle bir taslak oluşturup da onun üzerinden yürümedim tabii. Şimdi büyüdükçe kendini oluşturmaya başladı. Kendi resim bana, ben ona derken bir diyalog gelişti. Bu spiral bir gidişe dönüştü. Ve şimdilik öyle yol alıyor. Beğenmeyince ne yapıyorsunuz resminizi? Hiç beğenmediğiniz oluyor mu? Böyle tıkandığınız, tabii, ne yapıyorsunuz? Tabii ki. Kenara koyuyorsun, başkasını çalışıyorsun. Yırtıp atmak, ben yırtıp atmayı belki yapmadım. Biraz da palavra bulurum bunu. Yırtıp atmayı, yırtmayı, gidişine. Neye yırtıp atıyorsun? Kenara koyarsın, dinlenir. Sonra ansızın bir baktığında bakarsın ki tak şurası şöyle, şurası şöyle, hemen çözersin. Yani yeri günü gelince o evet kavuşur. Seninle konuşmaya başlar. O anda kavgalaşmışsınızdır, birbirinizi yormuşsunuzdur. İşte bir tırdıklanmışsınızdır. İşte gecimsiz bir karı koca gibi. Ama bir süre ayrı kalırsınız. Ondan sonra birbirinizi özleyebilirsiniz belki, evet. 2006 yılına gidiyoruz. Yol poşetlerinizi sergiliyorsunuz. Benim sizle tanıştığım sergi. 400 metrekarelik afişi var. İzni alınmış ancak kesiliyor. Sökülüyor, kesiliyor. Aferin. Bunun nedeni ne? Politik mi yoksa? Hiç bilmiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Hiç kulağınıza geldi mi? Neden? Şöyle söyleyebilirim. Hemen kısa anlatayım ve hiçbir güçlü dostlarım bile bana neden söyleyemediler. Belli ki o zaman neden bellidir. En güçlü. Şimdi yol poşetleri yollarda yaptığım çalışmalardır benim. Arabanın içinden, arabadaki seyyar masam, sandalyemi koyup beni ısıran yerlerden oturup çalışmalarım. Kısa çalışmalardır bunlar. Bir dağın eteklerinde. Buhaş tekniğiyle. Tabii. Esas poşet yağlı boyayla, küçük yağlı boyalar ama poşet olabilir. Ben ismi ben koydum öyle. Salı poşetler, yol poşetleri buhaçtandır bunlar. Tabi oraya 400 metre bir afiş yaptım. AKM'nin karşısındaki binanın iki tarafını. Çok güzel oldu. Bütün Taksim değişti, dönüştü. Sonra 3-4 gün kaldı. 4. gece paramparça edildi. Orada, yani siz politik bir figür de değilsiniz. Hani... Benim davranış biçimlerim ısırıcıdır. Ve benim davranış biçimlerimde kimsenin yapay apoletlerine, titrilerine saygılı olmam ben. Ben çıplak kişiyi görür konuşurum. Böyle birkaç örnek var. Neyse bunu attım. Bence hocam bu sanat dünyasındaki o koalisyonlar yapmış olabilir. Beğenmediğimiz, benim de sevmediğim. Aferin şimdi yakaladım. Tabii hocam. Ben biraz minnetsiz ve umursamaz bir adamım. Bir de sıradan tek düze söyleyen, konuşan insanları hiç sevmiyorum. Evet. Adam şair, adam ressam, adam o bu. Marangoz gibi konuşuyor, kasaptan öde konuşamıyor. Bir insan derinleşmişse, iyi şeyler yapıyorsa sesine yansımalı, sözcüklerine yansımalı. Bu demektir ki şu, kopya yapan adamın söylem biçimi değişmez. Yoksa siz bir derinliğe yol alıyorsanız, yolculuğa çıkmışsanız, adım atmanız değişir, bakışınız, konuşmanız, kelimeleri seçmeniz, kurduğunuz cümleler, hayatı algılamanız, betimlemeniz, her şey değişir, dönüşür. Adamın resmi var, ağzı düz, sıradan bir adamın ağzı. O zaman bir çelişki var. Nedir çelişki? Kendi dünyasından akan ürünler değil bunlar. Yarattılar değil. Bir yerlerden alındılardır. Bir resim, bir sergide bir iş adamı bana Salih'cim şu ellere bak dedi. Ne güzel yapmış adam. Dedim onlar Ekonşil'in elleri. Diğer taraflarına bak. Ya haklısın dedi. Evet. Hocam bitiriyoruz artık. İki soru soracağım. Biz Salih'i ressam olarak tanıyoruz. Edebi kişiliği var. Yazıyor da. Kataloglardan, kitaplardan. Salih bir gününde ne yapıyor? Yani dışarıdan evet ressam ama içeriden nasıl biri? Yani ne yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Tabii her gün farklı geçiyor tabii. Ama ortak bir payda bulmak gerekirse çalışmak çok önemli tabii ya. Oraya 30 bin desen birikmişse, bir yerlerden taşımışsam onları yurt dışından hep gecenin, gündüzün o zamanlar içerisine süzmüşsem onları, sağmışsam hayatın içerisine, taşımayı da becermişsem yollarda telef etmeden, demek ki bir sorumluluk duygum yüksek, çok önemli. Sorumluluk duygum yüksek. Ama her gün çalışılmazdı.
Ama ben okuyan adamım. Ben her sabah kahvaltıda aşağı giderim. Kahvaltıda iki gazetemi okurum. Bir saat, bir saat öyle geçer. Ayda en az iki kitap, en asgari iki kitap, en asgari okurum. Şu anda 3-4 kitap birlikte okurum. Okurken de Türkçe sözlüğümden, argoloji sözlüğüne, sanat sözlüğüne, felsefe sözlüğüne hepsini birlikte okurum. Yani kafamı %100 hakimiyet kuramadığım bir kelimeyi, bir deyimi tak diye bakarım orada. Tabii ki küçük hayaller kurarım. Bu hayallerim, hiç unutmam, bir gün oturuyorum. Arkadaşlar da var ama ben yalnız oturuyorum. Yalnız oturuyorum. Ünlü yönetmen Yolun, yani Dünya Kan'da ilk ödülü alan Şerif Gören geldi. Ya yalnızsın dedi. Dedim bak Şerif, ben yalnız değilim. Defterim, kalemim elimde. Yazıyorum, çiziyorum. En kötü ihtimalle hayal kuruyorum. Yani bizim yalnızlığımız yalnızlık değildir. Bir gününüzü okuyarak, yazarak, çizerek, resmederek. Her zaman böyle değil bunlar. Geçir ya da ihtiyaç. Ama işte bir ay içerisinde bunlar olur. Öyle. Bundan sonraki projelerinizi soracağım size. O belirsizlik, full bir görsellik var tabii. Ama anlaşabildiğim, anlaşılır olma alanının biraz çoğalması bende umutlarımı çoğaltıyor. Resimlerimde yeni bakışlar, yeni 70'e 100 desenler çalışıyorum. Çok güçlü şeyler. Bunlar yeryüzünde fazla yok. Onları çoğaltıyorum. İşte gezmelerim azaldı, gezmelerim çoğaltmam lazım gibi bazı projelerim var. Ama ben sürekli yapan yani bir adam. Dolayısıyla karamsarlığım da yok. Karamsarlığım da yok. Böyle kaldı ki belli bir yaşa geliyoruz. Yaşamın tatlarından, farklılıklarından tat almayı, keyif almayı, özgürleşmeyi ve yaşamın sevincine daha çok varmayı yaş insana söyleyebiliyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Konuk ettiniz bizi. Orancığım, şiirle bitirelim mi? Orancığım ben çok teşekkür ederim. Aklınızda var mı hiç? Bu iridi ayrılığınla her akşam sarhoş yadar, sarhoş kalkardım. Çok geçmedi. Bir balıkçı kızına gönül verdim. Fakat onu sadece karım diye severdim. Bir kızım oldu. Yanakları al, burnu kalkık. Tıpkı sana benzerdi. Bir sabah alıp götürdüler kucağımdan ölmüş kızımı. Şimdi yüreğimde iki sızı. Bazen sana ağlarım, bazen zavallı kıza. Biliyorum dönmeyeceksiniz Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. İki damla gözyaşıyla deniz taşırılır mı? 2-3 fırça darbesiyle doğada çizilecek binlerce figür varsa gözyaşlarıyla da deniz taşırılır. Salih Turan'a konuk oldum bu hafta. Haftaya başka bir atölyede görüşmek üzere, hoşçakalın.